böyle yokuş aşağı rampalarda inerken mümkün mertebe düşük viteste, yani gaz verseniz de gitmeyecek viteste inmenizi tavsiye ederim. Önemli olan virajlardan sağ salim çıkabilmek, değil mi arkadaşlar? Tabii biraz rüzgar da etkiliyor. Motor da yüklü, çok da yatamıyoruz. Devamlı çıkışa bakın, çıkışa bakın. Konsantrasyon hiç bozulmasın. Hızlı sabitle, yavaş yavaş aç. Açık. Zaten yokuş aşağı indiğimiz için motor kendi kendine gidiyor. Ben hiç sabit tutuyorum. Araçlar da şu şeridinde dönmeyi becerebilirse herkes için daha sağlıklı olacak. Woohoo! Manzaranın güzelliğine bakın. Ve karşınızda Gökova Körfezi. Gözüküyordur umarım. Kaçta iniyorum? Bak, ortalama 60-70 km hızla iniyorum. Mis gibi. Eğer baktım hızım çok olduğunu düşünüyorsan, bak şu anda da sağdan bir rüzgar esiyor, beni sola doğru da atıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Çok yumuşak yumuşak arka frene dokunabiliyorum ama çok sert değil, çok yumuşak. Burada seyir terası vardı. Büyük bir ihtimal bu araç giriş çıkışlarından tehlikeli olduğundan kapattılar diye düşünüyorum. Bence de çok isabet olmuş. Çünkü tam virajın döndüğü yer abi. Sakat yani. Manzara gerçekten müthiş görünüyor buradan. Yaklaşık yarım saat sonra o koylardan birinde olacağım. Umarım. Sakar geçidinden ben ilk defa Lyon'la geçmiştim. Lifan Lyon 125'lik motorumla ilk Akyaka yolculuğumda. İlk Akyaka'ya gelişim, kamp atışım Lyon'la olmuştu. O zaman da söylemiştim galiba, yaklaşık 6 saat falan sürmüştü. Ya insan öyle küçük ve zorlu motorlarla başlayınca şimdi ne kadar zor bir iş yaptığımı daha iyi anlıyorum. Ama iyi ki yapmışım. İyi ki o motorlarla başlamışım. Bunu her videomda söylüyorum farkındaysanız. Bu arada tam yaklaşık 1 metre sonra ne varmış efendim? Kaçış rampası. Kaçış rampasının ne olduğunu biliyor musunuz? Ben de bilgim doğrultusunda sizinle şöyle paylaşayım. Sizin de eklemek istediğiniz, düzeltmek istediğiniz varsa lütfen yorumlara yazın. Efendim, kaçış rampası genelde baktı durduramıyorsun, çok hızlı gidiyorsun. İşte adı üstünde rampa olmasının sebebi genellikle de büyük kamyonlar için, freni patlayan kamyonlar için yukarı doğru eğim veren bir rampa. Güvenlik amaçlı tabii ki. Kamyon bozulmuş herhalde. Aslında öyle durumlarda biraz arabanın ortasında durdum. Yanlış durdum. Arkadaki de çok yakın geliyordu. Yani tehlikeli aslında durduğum yer. Evet, karşınızda kaçış rampası. Gördüğünüz gibi tepede bir kamyonun rövörkü var. Ya da tırın dorsesi. Çok hızlı geldiğinde, freni patladığında o rampayı kaçış olarak kullanıyorlar ve durmak için kullanıyorlar. Yollar kimseye göstermesin, ayrı mesele. Benim bu rampa, bu virajlarda en çok zaten tedirgin olduğum tek şey arkadan çok hızlı gelen araçlar. Takip mesafesi yok biliyorsunuz. Ya ben motorum abi, yani motor da olmam gerekmiyor. Yani herhangi bir araç ne olursa olsun ani önüne bir şey çıkabilir. Teknik bir arıza olabilir. Ani durmam gereken bir durum olabilir. Ve arkadaki aracın her ne olursa olsun
fren yapma mesafesi bırakmıyorlar ya. Ya benim tek tedirgin neden o. Ay canım bayram, ne güzel. Ne güzel daha güzel ya. Sanırım bu yol Türkiye'deki en güzel yollardan biri. En güzel yollardan biri olmasının sebebi de çok güzel lokasyonlara, muhteşem doğal güzelliklere götüren bir yol. Evet efendim, biz nereye devam ediyoruz? Göreceğiz. Doğru devam edeceğiz. Bu yolculukta hiç yorulmadım. Çünkü uykumu aldım. Aydın çıkışında bir 5 dakikalık mola verdim. Daha sonra Muğla girişinde petrolde bir yarım saat yemek yedim. Biraz dinlendim, çay içtim. Bu tarafta hava daha sıcaktı. Aydın'da hava daha sıcaktı. Şu an daha güzel. Hafif güzel esiyor. Mis gibi de kokuyor. Ama akıl kârı değil ya. Vallahi. Hem ruh hastası işi, aynı zamanda da zeka gerektiriyor. %80 zeka, %20 de fiziksel beceri gerektiren bir iş bana göre. Şimdi benim dikkatimi bir şey çekti. Yollar da o kadar kalabalıklıydı. Bugün günlerden cuma. Çok enteresan. Çok kalabalık değil, hatta kimse yok gibi. Daha Ağustos'un ortasındayız ya. Gerçi güzel tabii ki. Arayıp da bulamadığım şey. Bazen gelip diyorum böyle bir yere yerleşeyim. Aslında tam benlik yerler. Ama biraz da çok bu tarafları da bilmediğin için çok fazla yabancı olurum mu acaba diye tedirgin olmuyor da değilim. Ama düşünüyorum. Türkiye'yi boşuna gezmiyorum arkadaşlar. Kendime hoşuma giden yaşayacak yer arıyorum. Bilmiyorum ama ilk defa navigasyon vesaire kullanmıyorum. Navigasyon kullanmadığım zaman ben yolumu daha rahat bulduğumu fark ettim. Beni hep navigasyon şaşırtıyor. Islanayım ben. Merhaba. Kolay gelsin. Şu suyun altında yıkanabilir miyim? Tamam. Böyle harika bir yerde durdum. Muhteşem.
Tam şu araba gitsin diyecektim. Utanıyorum da milletin yanında böyle şeyler yapmaya ama bak çok komik olacak. Bilmiyorum, bu sıcaklarda en çok ihtiyacımız olan şey. Sedat, benim gibi yapan var mı? Millet daha açık bir şekilde giriyor. Aa, iyi, sevindim. Tek manyak ben değilim yani. Yok yok. Harika. Çok güzel oldu. Burası Serap'ın bahçesi diyorum. Böyle... Ben bu yere bakabilirim. Ay çok güzel. Aa, burası çok daha güzel. Burası akşamüstü gün bakımında, bir de sabah şimdi tam güneş güzel oluyor. Manzaranın güzelliğine bak. Çok güzel ya. Bu nedir? Pul biber. Kendin yapıyorsun. Evet, orada da salçam var. Allah. Aa, ellerine sağlık, harika görünüyor. Oh, güneşte pişiyor mis gibi. Evet. Ay. Böyle 10 gün bekleyecek bu oluncaya kadar. Sadece şey, domates salçası. Bu biber. Ha, biber salçası. Evet. Ha, ne güzel rengi ya. Biber. Ellerine sağlık. Afiyet teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Zemin sallanıyor. Değil mi? Sallanıyor. Biraz tedirgin. Alışana kadar deprem oluyor gibi geldi. Yol yorgunluğu kalmadı şu an. Bakayım. Birazcık sarkmış ya, çok şey değil, şu sabit tutuyor onu zaten. Yok. Şu bu taraftan kaymıyor bile, kıpırdamıyor bile. Türkiye turunu 150 NK vardı. Onunla yaptım. Bu 250'lik, o da çok güzel bir motordu. Hani o zamanki tecrübeme göre güzel bir motordu. Evet. Tam benlikti. Canım benim, Amas mı aldık? Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sağ olasın. Suyunuz açık değil mi hep? Hadi iyi yolculuklar. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a sağlık. Şu an ikinci koyundayız. Evet, bugün kampa geleli bir gün oluyor ve geceyi çok rahat geçirdiğimi söyleyebilirim. Bu benim ilk gerçek anlamda kamp deneyimim oluyor. Tabii ki arkadaşlarım olduğu için daha rahatım. Tek başına henüz cesaret edemiyorum. Gördüğünüz gibi burası benim çadırım. Bu
burada arkadaşlarımın çadırı ve karşınızda muhteşem ikinci koyu. Biraz rüzgar olabilir sesten dolayı, kusura bakmayın lütfen, çünkü 360 kamerayla çekiyorum. Bunun da mikrofonu yok. Elimden geldiğince de sesi düzeltmeye çalışacağım. Şimdi biz burada gördüğünüz gibi herhangi bir elektrik, su imkanımız yok. Bu eksiklikleri nasıl tamamlıyoruz? Eden Bungalow'un hemen dışarıda bir duşu var. Orada duşumuzu alıyoruz. Tuvalette maalesef şu gördüğünüz yaklaşık 200 metre ileride kamp alanında da orada tuvalet ihtiyacımızı gideriyoruz. Benim için gerçekten ilk ve biraz zorlu oldu. Özellikle dün gece. Ama bugün alıştım. Çok güzel bir yer. Çok doğası muhteşem. Sessiz, sakin. Ve özellikle denizi sıcacık. Yani ben uzun zamandır bu kadar sıcak bir denize girdiğimi hatırlamıyorum. Biliyorsunuz İzmir'deyim, Selçuk'tayım. Ve biz denize Özdere ve Gümüldür'e gidiyoruz girmek için. Ve orası da buz. Ama burada deniz muhteşem ötesi. Enteresan bir kumu var. Böyle minik minik taşlardan oluşuyor ama rahatsız etmiyor. Şimdi buradaki aslında en büyük dezavantajlarımızdan birisi de maalesef gölgelik bir alan olmaması. Dolayısıyla gördüğünüz gibi çadırların üstüne direkt güneş geliyor. Arkada bir arazi var. Bu arazi kapalı bir arazi. Dolayısıyla biz de burada harika bir yerde kamp attık. Tek dezavantajımız o. Şunu da söylemek istiyorum. Ben motosiklete ilk başladığımda hayatımdaki ilk kampı yaptım. İlk motorum 100 cc'lik Marco'yla ilk Gümüldür'e gitmiştim. O küçücük motorumu ayak gibi yüklemiştim. Benim ilk kamping deneyimimdi daha doğrusu. Çok kamp insanı olduğumu düşünmezken aslında tam bir kamp insanı olduğumu yeni yeni anlıyorum. Şimdi size çadırımı göstereyim. Küçücük motorumda bakın neler taşıyorum. 2 sene önce almıştım bu çadırımı. Boncuklu koyuna Akyaka'ya gittiğimde Boncuk Camping'de kullandığım çadırımdı. Bu 3. kullanışım. İkincisinde geçen videoda izlediğiniz gibi Pamukkale Festivali'nde kullandım. Ve bu da 3. kullanımım. Gördüğünüz gibi şişme bir yatağım var. İşte nevresimim var. Eşyalarım da bu kadar. Çok fazla bir eşya yok yanımda. Arkadaşlarım motoru tabii ki daha büyük olduğu için onlar daha fazla eşya getirme imkanına sahiplerdi. Sağ olsunlar, ben çok fazla tabak çanak getirmedim. Bir bardağımı getirdim. Beni böyle idare ediyorlar. Güzel insanlarla arkadaşlık etmek gerçekten çok özel. Şimdi dedim ya hani gölgelik alanımız yok. Ancak burada sevgili Oya Hanım ve Gül Hanım böyle bir yer buluyorlar. Ve buradan içeri giriyorsunuz. Burayı temizlemişler. Bakar mısınız? Kendimize ait böyle bir locamız oldu. Şimdi arkadaşlar yürüyüşe gittiler. Ben çok yürüyüş insanı değilim. Onlar biraz etrafa gezmeye gittiler. Ben de burada şimdi kahvemi içip keyif yapıyorum. Aslında burada olmamın en önemli sebeplerinden biri de 3 gün önce 17 yıllık arkadaşım, dostum, canımın bir parçası Garfim kedimi kaybettim. 17 yıldır dile kolay beraberdik. O bir kediden fazlasıydı benim için. Sağ olsun arkadaşlarım beni yalnız bırakmak istemedi. Çok büyük bir boşluk olacak benim için. Hani en azından bir süre. Yaşam enerjimi de ondan aldığımı söyleyebilirim. Hayatta her şeyin bir sebebi olduğuna inanıyorum. Hiçbir şey hayatta tesadüf değil. Her canlı ya da her olay hayatımıza bir sebeple giriyor. Ben o açıdan çok şanslıyım. Harika bir yol arkadaşı oldu bana. Can dostum oldu. Çok özel bir kediydi. Kedi ötesiydi.
çok kıskançtı. Gençliğinde birkaç arkadaşıma saldırmışlığı var, düşünün o kadar. Beni sahiplenmişti tabii, ben de onu. Zaten en çok üzüldüğümüzde bu olmuyor mu? Hani o saf sevgi, kayıtsız, şartsız, beklentisiz, tertemiz bir sevgi. Zor olacak. Benim için bir süre daha zor olacak. O yüzden bu videoyu da canım oğlum Biricik Garfim'e ithaf etmek istedim. Belki hayatımda ilk defa böyle bir duygumu paylaşıyorum. O yüzden benim için de çok önemli ve sizlerle de paylaşmak istedim. Anlayışınız için de teşekkür ederim. Şimdi temel ihtiyaçlarımızı almak üzere yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki markete doğru gidiyoruz. Hayatın zorlu ve dikenli yollarında markete gidiyoruz. Hiçbir şey kolay elde edilmiyor değil mi? Her zorlu yolun sonunda güzellik var. Değil mi? Market var. Evet, yaklaşık 300 metre daha yürüdükten sonra yeni bir kamp ve kamping alanına geliyorsunuz. Burada da çok güzelmiş, masalar, karavan ve şezlonglar kamp alanına aitmiş. Eğer bu bölgeye gelecek olursanız, şimdi adını bilmiyorum, şu altıda yazarım, bu kampı da uğrayabilirsiniz. Özellikle bakın, karavanlar için bayağı bir yer var. Çok da düzgün görünüyor. Adını buldum arkadaşlar. İkinci kampingmiş. Ama benim çok tercih etmeyeceğim bir yer. Neden? Çünkü çok kalabalık. Size tüm ikinci koyunu gezdiriyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci restoran bar diye görünen ve yine kendi plajı olan bir yere geldik. Şu ileride de bir tane daha yer var. Burası biraz daha lüks görünüyor. Şimdi şurada bir tane market vardı. Biz daha ilçenin merkezine doğru gidiyoruz. Neden? Burada 1 litre su 25 lirayken şehir içindeki normal markette 10 lira. Fiyatlar fark ediyor tabii ki. Klasik Türkiye turizmi. Başlamış, bitirilememiş inşaatlar var. Bildiğim kadarıyla burası sit alanı. Yani herhangi bir yapı yapılamıyor olması gerekiyor. Gülüyorum. Neden güldüğümü anladınız. Evet, bunlar yeni yapılmamış. Daha önce yapılmış. Öyle bırakılmış galiba. Ya da bıraktırılmış. Yaklaşık 2 kilometrelik yolculuğumuzun sonuna gelirken karşınızda ikinci süpermarket. Allah'ın kliması vardır inşallah. Piştim şu an. Siz gidin, ben burada kalıyorum. Ben bir iki saat çıkmayacağım buradan. Çadır servisiniz var mı? Gerçekten mi? Aa, süper. Valla espri yapmıştım ama. Arkadaşlar, unutmayın, ikinci süpermarket çadıra hizmet. Harikasınız. Artık yaratık var bilmiyorum. Geliyorlar, bunları buluyorlar. Allah'ım, benim selfie fotoğraflarımı buluyorlar. Bunu ne yapmaya çalışmış acaba? Hanımefendi biraz önce kendi elleriyle yaptı. Şöyle de göstereyim. Biz orada miskin miskin yatarken çok becerikli gün alıncığımız bunu. Şuradaki bir, onların adı ne? Şu palmiye yaprakları. Ha, palmiye yapraklarından böyle bir sepet yaptı. Allah helal olsun. Bütün yemekleri de kendisi yaptı bu arada. Yine biz oturduk. Çok teşekkür ediyorum tekrar size. Ben de gerçekten beğendim. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Valla kafam da aldı. Bilmiyorum. Farkına da geldi. Evet. Zaten sevinçler de acılar da paylaş içeride.
Şimdi yola çıkalım. Eda dönelim. Eda görüşürüz efendim. Manzaraya bak. Ve karşınızda Cem Bey ve dünya tatlısı eşi Oya Hanım. Arkada da sevgili Murat Bey ve eşi Gül Hanım var. Ortada da ben. Hepinize iyi yolculuklar diliyoruz efendim. Jandarma çok tatlı ya, buna yol verdi. Yolun müsait olduğunu geç diyor. Ben oradan çıkana kadar.